Arkadaşlar, o iki görseli getirelim. Yani açıklanamayan Ahmet Özel belgeleri diye. Ben Sayın Karabat'tan da birlikte rica edeyim. Orada yorumlayalım. Çünkü Özgür Karabat, iktidar dedi ki Ahmet Özel'le ilgili göreceksiniz yakında görüntülerdi, belgelerdi vesaire hepsi açıklanacak. Çünkü iktidarın tezi ve yandaş yazarlarının tezi terörle iltisaklı birisi, çok tehlikeli birisi, sabahın 5'inde operasyon düzenlenmesi gereken birisi, hatta eşinin bile kendisini uyandırmasına izin verilmemesi gereken bir kişi. Gidip yatak odasına bizzat güvenlik güçlerinin girmesi gereken bir kişi, öyle değil mi Sayın Karabat? Evet. Şimdi siz de dediniz ki, işte dediniz açıklanmayan Ahmet Özer belgeleri. Ne demek yani? Ahmet Özer'in ne kadar suçlu olduğuna dair AKP'nin açıklayamadığı belgeleri mi açıklıyorsunuz? Hayır, tam tersi. Aslında Ahmet Özer'in bugüne kadar devletle, hükümetle, bazen AK Parti ile Türkiye demokrasisinin sunduğu katkılar ve hatta bu katkıların davet üzerine yapıldığının göstergesi bu. Yani Ahmet Özer, hani anlatıyor ya, oradan bir terörist falan çıkartılmaya çalışıyor. Tam tersine, üniversite rektörlük yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan davet almış. Gençlik hükümeti AK Parti'nin kendisinden davet almış. Gençlik bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanı Kurban Bayram tebriği göndermiş. Burada olmayan bir şey daha var. Vereceğim ona bir başka yani görseniz daha var. Böyle her şekilde AKP'den davet alan, sizden bilim adamı olarak kabul hafif edilen... Hafif yüzünüzü böyle kameraya doğru dönmeniz ki izleyicilerimiz tümüyle arkadan bilim görmesin. Bilim adamı olarak kabul edilen, görüşleri önemsenen, dinlenen ve not alınan ve sonra da teşekkür edilen bir bilim adamı. Yani makbul birisi AKP'nin gözünde Ahmet Özel, zamanında. Herkes tarafından genel kabul görmüş bir bilim adamı, profesör. Kendi alanındaki önde gelen bilim adamlarından birisi ki o yüzden hem meclis başkanlığı, hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem AKP'nin kendisi zaman zaman çeşitli konularda Ahmet Özel'den faydalanmış gözüküyor. Peki, o zaman bunun bakalım. Belgeleri var. Bakalım. Bugün paylaştığınız ilk belge şu. 11 Ocak 2012 tarihli. Evet. Bu belge neyin daveti ya da neyin teşekkürü, kim tarafından? Şimdi bu belge Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı o dönem Cemil Çiçek. Hepimiz biliyoruz. Toros Üniversitesi'nden rica ediyor. Çünkü bir okuldaki bir profesörü davet edebilmek için öncelikle oranın yetkilisinden, rektöründen izin istemeniz lazım. Nereye için izin istiyor? Bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuştu, hatırlarsanız Sayın Vekil. Tabii, o dönem tabii. Çok iyi, herkes gibi o oraya, zamanın ruhunda bu da. Tabii, oraya davet ediyorlar ve Profesör Doktor Ahmet Özer'den anayasa ile ilgili kıymetli fikirlerinden faydalanmak istiyorlar ve okuluna davet gönderiyorlar. Tamam, demek ki meclis başkanı için Ahmet Özer terör iltisaklı değil kardeşim. Ayrıca olsa bakın, böyle bir davet ayrıca olmaz. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en önemli mihenk taşı, anayasası yapılmak üzere kendisinden görüş alınan bir tanesi. Peki. Bir devlet anayasa olmadan olmaz. Anayasa ile ilgili kendisinden görüş alınmış. Buyurun yaklaşın. Şimdi evet. Bu da 26 Şubat 2013 tabii, tarihli. Bu çok kıymetli. Niye kıymetli? Çünkü Süleyman Soylu teröristlerin ayakkabı numarasını bile biliyor. Bu kadar biliyor evet. Yani. Sayısını veriyordu. Kıyafetinin bedenini biliyor. Ve o Süleyman Soylu kendisine teşekkür mektubu gönderiyor. Niçin teşekkür mektubu gönderiyor? Bir, ARGE Başkanı Süleyman Soylu, AKP'nin o zaman. Araştırma Gelişme Başkanı. Bakın, AKP burada yazıyor. AKP Genel bir Başkan Yardımcısı düzenliyor. Ve ARGE Başkanı diyor. Bir etkinlik düzenliyor. Etnik kimlik ve kamu hizmetlerine bakış, bu konudaki algı ne? Tutumlar ne? Yani AKP kendi tutumunu Ahmet Özer'in de görüşlerine dayanarak oluşturmak istiyor bu konuda. Evet. Ve bu konuda kendisini çağırıyorlar, bir çalıştay oluyor, katılıyor, görüşlerini sunuyor. Sonra da zaten Süleyman Soylu kendisine teşekkür ediyor. O zaman görevi ne? Toros Üniversitesi'nde rektör yardımcısı. Rektör yardımcısı. Diyor ki, çalıştayda dile getirdiğiniz değerli görüşlerinizin diyor, önerilerinizin diyor, olumlu katkısını tüm içtenliğimle belirtmek isterim diyor çok Süleyman işler, Soylu. Tabii. Sayın Özer, ne kadar değerli diyor sizin görüşleriniz bizim bu çalıştay için. Bundan sonra da fakat bu dağının ayrı yazılması gerekiyor. Bu bir hakikaten milli sorunumuz sayın seyirciler. Özellikle bazı siyasetçilerde bu yaşanıyor. Değerli Gökmen görüş Bey, ve katkılarınız... Bu konuyla ilgili bir şey demek istiyorum. Buyurun. İlk kısımda dememişim de bu önemli olduğu için kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi bu Ayhan Ugan'ı az önce gördük ya, ayıramıyor edemiyor dedik. Bunu artık normalleştiriyoruz dedik. Yani Türkiye'de binlerce insan KPSS'ye giriyor. O KPSS'de bunları yapıyor ve memur oluyor. Yapıyor, gene atanamıyor. Yani bunları düşününce Cumhurbaşkanı, Başdanışmanı, buradaki işte Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İçişleri Bakanı bu hataları yapmaması gerekiyor. Bunu, kusura bakmayın. Bir de hadi Soylu bilmiyor diyelim değerlerin hangisinin ayrı yazılacağını. Ya hayır, orada hayır. Hiç mi yardımcın yok, hiç mi senin sekreterin yok, hiç mi metin yazarın ama yok? Ama Soylu burada samimi o yüzden.
Samimiyette diyor ya, çok samimi. Evet, görüş ve katkılarınız için AK Parti'miz ve ARGE Başkanımız nezdinde hazır olduğumuzu bütün samimiyetimle iletir. En içten selam ve saygılarımı sunarım. Bundan sonra da belki de faydalandı. Şimdi Süleyman Soylu diyor. Yalnız bu, buna cevap verdi size. Okudunuz herhalde onu, değil mi? Evet. Yani dedi ki, gerçek burada, gerçekler değişmez. Yani dedi ki, kusura bakmayın zamanında evet. Efendim bundan sonra evet. Suça karışıp karışmayacağını tespit edememişiz. Yani işte diyor ki benim günahım ne diyor. Peki. Ya Ahmet Özer'in günahı ne o zaman? Ahmet Özer'in günahı ne? Belediye tamam. Başkanı oldu. Bu zamanında devam, birazdan görürüz zamanını. Evet, evet, evet. Süleyman Soylu'ya kendi partinin etkinliği bakanı cevap verecek. Birazdan devam edecek tamam. Ya. Hani zamanında o görememiş, o zaman nasıl devam etmiş? Sonra da diyorlar ya, sonra da devam ediyor. Buyurun, şöyle şimdi, gelin. 3 ay sonra yine devam 20 ediyor. 20 Mayıs 2013. Bu sefer Naci Bostancı ki Amasya Milletvekili Komisyon Başkanı AKP açısından son derece saygın isimlerden bir tanesidir. Bir görüşlerine çok büyük önem verilir, değerlendirilir. Ki o birisini davet ediyorsa AKP açısından son derece kıymetlidir. Meclis çoğu zaman tıkandığında Naci Bostancı'nın görüşlerine başvurur AKP'liler ne yapalım diye. Öyle birisidir, yani sıradan birisi değildir. Ben hatta şunu söyleyeyim, Süleyman Soylu'dan daha çok AKP'yi temsil yeteneği daha güçlüdür Naci Bostancı'nın. Naci Bostancı AKP'nin en entelektüel evet. Birkaç isminden biridir nihayetinde. Evet. Peki resmi yazıyla davet ediyor. Nereye davet ediyor? Bu sefer barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu. Ne zaman bu çözüm süreci? Evet. 8 Mayıs 2013'te. Ahmet Özer belediye başkanı bakın, bu, şimdi sonra bir rapor var orada. Bugün. 490 sayfalık bir rapor var. O çok ilginç. Bu davet üzerine geliyor. O raporda 23 kez Ahmet Özer'in görüşüne ve raporuna isnat edilerek rapor oluşuyor. Ahmet Özer'in görüşü böyle diye o noktada. Yani o kadar önemli ki Ahmet Özer 20'den fazla kez rapor Ahmet Özer'e atıf yapıyor. Peki bu nasıl terörist ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl terörist? Herkes dikkate almış. Sen diyorsun ki bu sorunu çözmek istiyorum. Sonra da ne oluyor? O süreçte Ahmet Özer'in adı geçti diye iddianameye konu ediliyor. Peki, bu açıdan önemli. Yani gelelim savcının da değerlendirdiği konulardan bir tanesi bu. Delil diye koyduğu hususlardan biri. Oysa adam zaten çözüm sürecinde burada meclis tarafından dinlenen birisi. Naci Bostancı davet etmiş. Evet, bu kadar basit. Burada peki, 14 Ekim 2013'te. Evet, şimdi Kurban Bayramı tebriği var burada. Demek ki bizim mesela biz kime tebrik göndeririz? Partimizin bir listesi olur. Önemsediğimiz, değer verdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Sayın Genel Başkan'ın ulaşmak istediği birisine tebrik gönderir. O dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. 14 Ekim 2013 bu arada. Yıl 2014'e doğru yaklaşıyor bak. Süleyman'la soyundan sonra devam ediyor. Evet. Bir kere değil. Yani bir kere olsa hadi anlamadım. Bu da bir tercih. Orada dilekleri de var. Sayın Cumhurbaşkanı gönderiyor. Ve tebrik var. Şimdi burada bu iddianamenin devamında şunu çok söyleyeyim ben. Bu iddianame baştan sona boş çıkmıştır ve fos bir iddianamedir. Devam, bir görsel tamam, daha var. Tamam, vereceğim. Sonra. Demek ki 14 Ekim 2013'te Erdoğan, o zaman başbakan bir mektupla Ahmet Özer'in Kurban Bayramı'nı kutluyor. Dolayısıyla herkesin, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yazılı ve imzalı bir şekilde herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etmez. Evet. Seçilmiş kişilerdir. Doğrudan imzasıyla yapmaz. Tercih edilmiş kişilerdir. Herkese olmaz evet, bu. Evet, tabii. Peki nasıl terörist Ahmet yani Özer? Bir mesaj değil bu yani. Ahmet Özer nasıl terörist? Zaten değil. Bu nasıl şimdi bir terörist? Şimdi bu iddianameye Başbakan göre, dikkate alıyor, şey meclis başkanı dikkate alıyor, sinema soru dikkate alıyor. Bu savcının iddianame düzenleme şekline göre o zaman Sayın Cumhurbaşkanı da suçlu addediyor. Hani böyle terörist mesajlardan saklı suçlar falan filan bulmuş ya. O zaman bu ne? Soylu için de aynı şey söylenebilir. Ya bütün bunların hepsi Naci Bostancı için de aynı şey söylenebilir. Yani. Şimdi de değerli arkadaşlar bir görselimiz daha var. Açıklanamayan Ahmet Özer belgeleri, Ahmet Özer belgeleri 2 numaralı görsel. Bu çok önemli. Bak şimdi burada bunların hepsini Özgür Karabat paylaştı bugün ve büyük yankı uyandırdı. Büyük haber siteleri böyle bununla şeyler çalkalandı. Devam edecek bu arada onu da söyleyeyim. Buyurun. Bakın 2017. 2017. 8 Kasım 2017. Savcı bir telefon görüşmesinden bahsediyor. Onlar hepsi geçmiş bu arada. Evet. Çözüm süreci de bitmiş. Hadi onları da geçtik. Orada hadi olağanüstü koşullar vardı. Bu son derece olağan koşulların olduğu Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir şehircilik şurası düzenliyorlar. Ve nerede yapılıyor? Orası da çok önemli. Nerede? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor. Tamam. Yani bak herhangi bir yerde değil. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor. Açılışı kim yapıyor? Erdoğan yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Panellerde konuşmacılardan birisi kim? Ahmet Özer mi? Ahmet Özer. Ya terörist değil mi? Yani ayrıca oturumu kim yönetiyor? Fatma Varank.
O burada yok. Fatma Varank da o oturumu yönetiyor. Şimdi burada yani, Özhaseki de var bu arada, Özgür. Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı. Ondan sonra dolayısıyla bu şurada konuşmacı olarak davet edilen isim şurada görünüyor. Tabii biraz çok net seçilemiyor. Profesör Doktor Ahmet Özer. Yani şu anda terör iltisaklı diye suçlanan 10 yıl gerisindeki bir takım haberleşme trafiğine gidilerek aha işte gördünüz mü bak teröristmiş diye suçlanan bunları bir isim. Bunları çoğaltabiliriz bu arada isterlerse. Evet. 2017. Bunlar değil, bunlar seçilmiş olanları. Hı. Burada yine aynı panel. Panelde ön sıralarda ve işte panel sonrası Sayın Özhaseki ve Ahmet Özer beraberler. Hı. Burada görüyoruz Ahmet Özer'i. Orada beraberler. Hı hı. Şurada da beraber yemek yiyorlar. Burada da birlikte yemek yiyorlar. Bu da peki, Ahmet Profesör Doktor Ahmet Refik Alp MHP'nin birkaç kez üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği. Kendisine rahmetli. Evet. Bak şimdi buradaki esas olanlardan bir bu Özhaseki kim? Şu anda eğer görevine devam etseydi ki 5-6 ay önce görevden alındı biliyorsunuz. Hı. Murat Kurum'un yerinde Ahmet Özer'in bağlı olduğu bakanlığın bakanı yani. Yerel yönetimlerin bağlı olduğu bakanlık, belediyelerin daha çok işi düştü. Ve aynı masadalar. Şimdi bu kadar açık ve sarih bir durum var. İşlerine geldiğinde bilim adamı, kendi partilerinden olsaydı en yukarıda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak büyük akil adam. Ama başka parti, siz yanlış yapıyorsunuz. Türkiye demokrasisine zarar veriyorsunuz. Ben başka partiyi tercih ediyorum ve aday olacağım dediğinde... Ve iki kişiden birinin oyun olarak kazandığı halde terörist ilan ediyor. Peki. Durum bu. Yani ben burada... Bunların hani, devamı gelecek mi Özgür Bey? Bunlardan bir sürü var. Tamam. Ahmet Özer'in arşivlerine bakarlarsa bunlardan bir sürü var. Şunu söylemek isterim bakın. Bu durum bilim adamları açısından çok ciddi bir sorun. Niye biliyor musunuz? Seçme ve seçilme hakkını elinden alındığı gibi işine gelen... Bilim adamını bizim eğer kendini iktidarın bekasını sağlıyorsa bilim adamı, değilse iktidara aykırı görüşleri söylüyorsa o zaman terörist ilan eden bir anlayışla peki, karşı karşıyayız. Bunu daha konuşacağız. Evet. Çünkü biliyorsunuz bir de bir Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı yayınlandı. Bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili Ahmet davasını nasıl etkiliyor konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın seyirciler, adalet ve kalkınma...